Evet arkadaşlar, bugün bahçede semaver yapıyoruz. Kısır yapacağız. Ben de şimdi bahçeye maydanoz toplamaya gideceğim. Evde kısır yapıyoruz. Babam da semaveri yakıyor. Birlikte şimdi maydanoz toplayacağız. Zümrüt Hanım! Zümrüt Hanım, maydanoz topluyorum Zümrüt Hanım. Evet, ne yapıyormuş benim kızım? Ne yapıyormuş benim kızım? Bakın bakın, hanıymış benim kızım? Zümrüt, ne aşkım? Çok severiz, çok severiz. Çok severiz birbirimizi. Birbirimizi çok severiz. Şu sevgiye bakın ya. Anneme, anneme cevap veriyor. Çağır anne. Hazır yerim. Bak. Nasıl tanıyor ya? Yok böyle bir şey arkadaşlar. Bakın. Kim kızım o? Yerim bu kulakları. Yerim bu kulakları yerim. Çok tatlı bu ya. Bak. Anne ses veriyor sana. Tosun kafalı Zümrüt. Anne diyor sana. Anne. Kime çağırıyor? Bir göründük daha susmazlar. Evet, maydanoz topluyorum bahçeden. Bahçe hasılatlarına devam edeceğiz arkadaşlar. Kısırımız için maydanoz toplayacağız. Deminden beri hiç sesleri çıkmıyordu. Sesimizi duydular. Gidelim de. Salatalık da alalım. Bakın burada yeni büyüyor. Bahçemizde salatalığımız bakın burada da var. Burada fasulyelerimiz var. Şurada yeni büyüyen bir salatalık. Yeni büyüyen salatalıklarımız var. Annem bu sene doymayacak gibi salatalık ekmiş. Oo, ikiz kardeşlere bak, ikiz kardeşlere. Bakın arkadaşlar, bunlar ikiz kardeş. Bahçede ikiz salatalık. Şöyle alalım da. Bunları şimdi benim burayı bayağı bir gezmem lazım aslında. Çok güzel ses veriyor sana. Anne diyor, anne. Bak. Önünde, önünde. Bu tarafa. Biliyorum var da. Aslında işte böyleyken toplayacağım baba salatalığı ya. Bak bak, ben böyle yemek istiyorum. Çıtır çıtır. Nasıl onları görmemişler Emine ile beraber? Ben o gün girseydim Emine anneme bayağı buradan toplardım. Şu şu. Bu da var. Şu yerdekine bak, kocaman. Ama ben şimdi şey için topluyorum ya. Ne kızım? Gel, sen yine geldin mi? Azıcık bu beni çok iyi tanıyor baba. Sen yine geldin mi kızım? Bak 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 bak. Bana oyun yapıyor. Gel. Ben video çekerken bana sürekli oyun yapıyor. Gel. Gel salatalık gel. Gel. Bak şimdi bir daha bakacak. Tamam, küstüm sana. Gelecek misin?
Bak baba bak, gelecek mi? Hadi gel. Gel Ceylan, gel. Gel kızım. He? Görüyorum baba da, elim dolu. Geçsen bir dünya salatalık var ha, orada da var. Oo, yerler salatalık duru dolu. Geçsen bir dünya var. İşte bak, Emine annem böyle seviyor. Bunlardan olsun diyor, yeşil. Yeşil olduğu için. Şöyle toplayayım ben de. Tarık bu sabah diyor ki hani salatalık yok mu? Acaba kışa diksek olmaz mı? Hayır ya. Kışa salatalık olmaz mı? Çay içinde olur değil mi baba? Çadır içinde olur. Bir sera mı yapsak, ne yapsak? Çok da sıcak var. Yerdekini de alayım da bari. Daha da büyümesin. Evet arkadaşlar. Bahçe hasılatlarına bakın. Bu domateslerimiz. Bu pembe domates. Maydanozumuz. Toplasam hani daha salatalık var ha. Vardır artık. Ama ki sıcağı gezemiyorum. Bahçe çok sıcak. Evet, annem yine arkadaşlar sıcak olduğu için kısa kollu penye giymiş. Bir de şu anda görünmek istemiyor. Böyle kısırımızın şeyini yapıyorsun. Soğanını. Evet arkadaşlar, kısırımızı yaptık. Burada da annem bahçeden domatesimizi, salatalığımızı doğradı. Şimdi bir kaba da çay bardaklarını koyalım. Sabah bu yerde oradan tutuyorsun ya. Ve daha iyi gölgesi. Masa örtünüz çok güzelmiş Seyfo Hanım. Teşekkür ederim. İnsan limon sıkı içesi geliyor. Aynen. Limonlu su. Kavga etmeyin. Çocuklar bir şey oldu bu sene ya. Bu çallar çok güzel yanıyor baba. Kömür atacağım içine ya. Salatalıkları ikiz kardeş gibi buldum. Hani yan yana ikiz kardeş büyümüşlerdi. Öbür tarafı da var. Öbür tarafı daha gezmedim. Orayı sonra gezerim. Hemen götürürsün, dursunlar. Toplayacağım ya bir poşet. Bir poşet çıkarsa. Daha da hiçbir şey getirme, salatalık getir. Patlıcan da götürürüm ya. Mustafa'ya da sen de götüreyim dedim. Ertuğrul'un düğünü var dedim. He. İşi varmış. Mustafa evlenmeyecek herhalde. Düğünlere katılmıyor. Dedim ki senin düğününe kimse gelmez. Bir de babanın cenazesine kimse gelmez. Babası hiç cenazeye gitmiyor. Virüsten dolayı. Gitmeyi eskiden beri sevmez de koronavirüs de buna dair oldu. Gitmeyin. Vallahi siz herhalde yollarsınız öyle dedi. Kimse gelmeyecek, adam gitmeyin. Koronavirüs var. Koronavirüs gitecek Allah nasip ederse Seyfi Bey. Ama niye gitmeyeyim? Benim babam bypass ameliyatlı. Ha. Kalp hastası, tansiyon hastası, kronik hastalığı var. Kaç kere, bir kere bypass oldu, iki kere anjiyo oldu. Şöyle adamın yanına oturdu. Selam'ın alerjinde de virüs kaptı. Ondan sonra adam uyuyordu. Evet, çarşıya giderken arkadaşlar ha, maskeyle oturdu yanına işte arkadaşının. Ya. Onda da maske olduğu halde babam virüs kaptı. O yüzden daha da ondan sonra... Bunak tavuk göğüsü alıp da dizecektim şöyle küçük küçük. Böyle koyacaktım. Şey olmaz mı? Pasta gücü sıksak? Var ya. Doğru diyorsun kız. Bizim parlatıcı şey var ya şöyle. Al gri deterjan da olur. Bu çıkmış bak. Hmm, o zaman yeni alalım ya. Yeni alalım. Pasta şeyde yiyemem ben. Şuna bir kuzu mu yatıracağız? Ne yapsam?
Yani... Kuzu çarşamba'da kuzu çıkmış yola kenarına yayılıyordu gelirken. Arşın ha burada 2-3 tane kuzu olur aslında. Vallahi ya. Severiz vakit İbrahim geçer. Bir kuzumuz ki, eksik yani. İbrahim abi demiş ki inek burada yayılır demiş ya doyar burada demiş. Geniş ya. Allah abi dedim kuzuma iyi bak sakın çakal makal kapmasın dedim. Ne gülüyor kahkaha atıyor adam. Bayanlara bak ya bayanlara. Uş. Çok tatlı bunlar ya. Ben bunları çok seviyorum. Aynı evin haneden kişiler. Şunlara bak anne bunlar da büyüdü ya. Hakan gözün aydı Hakan. Hakan evet buzağısı oldu. Evet bir buzağınız daha olmuş gözün aydı. İnek ilk tanasını doğurdu. Düve büyüttüler evden. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer buzağları sattılar baba. 6-7 aylık olan erkek buzağları hep sattılar. Bol süt de olur bol yağlı olur inşallah. Buzağlar gitti ne vardı şey neydi ismi anne? Unuttum gitti ben. Akşam niye eniştenin adı ya? Eniştenin adı Ercep. He Ercep de birinin adı. Şimdi bunun adı da Ercep. Niye öyle koyuyorsun? Bilmem seviyorlarmış Ercep ismini. Değiştirsinler ismi ya. Kursunlara iyi mi geliyor acaba Ercep ismi? Bilmiyorum. Eniştenin adını unuttun yani. Enişte çok olduğu için. Nazgül yenge ne yapıyorsun kız? Yatı. Bakayım kırmızıya bakayım ya. Bunları ben yörüklerim. Bir tabak kısır götür, bir tabak mayalı pasta. Dedim ki senin oraya yörüklere benziyor. Kime? Sen dediği çadır çektiğinde benziyor. Mavi çadır açar mısın? İyi dumana arı gelmez. Evet babam soyunma odasına gidiyor. Arı geldi yine ya. Arılarla başım dertte arkadaşlar. Evin üzerinde arıyı nasıl yok edebilirim diye bir bilgisi olanlar bize arasınlar. Arasınlar mı yazsınlar? Yazsınlar bize. Çok sarıcı arısı, arı var evin üzerinde ona eşek arısı diyorlar. Böyle büyük. Ubal arısı kesinlikle değil. Televizyon haberlerde duydum. İnsana soktuğu zaman ölüyormuş insan. Tavana çekip tavandan yukarı ilaç sıkacağız. Düşüncemiz o. Tamam ot getirmiş görüyor musun? Başka var mı alacağı oldu? Almayalım. Neden? Bunu Kemal amca nasıl biçtiyse toprağa karışmış. Annem kısıra hiç dayanamaz. Hemen başlar. Şey olsa iyiydi. Nar ekşisi. Köyde bayağı eski. Yarın çarşıdan alalım. Yaparız ya. Köy. Yine yaparız kısır. Nar ekşisi. Çalışıyor. Önce karıgırtı geçti dedem hediye geldi herhalde hatırlıyor toppa. Karık hoca postaneci hep buradan geçeyim mi öyle? Şey ne diyecektim ya. Turşu bitmiş baba saat altı turşusu. Oradan acı biber yesin. Turşu ayrı bir şey acı biber. Yine ayrı. Alırız ya yarın alır çarşıdan. Ömür yana. Baksana şu biberler büyüdükçe turşu yapsak ya. Var mı acaba? Var. Marul havuç var pazarda. Var mı? Onlardan var mı? Ben domates salatasından bıktım artık yok. Niye? Marul salatası yiyeceksin havuçlu. Kuz salatasını daha çok seviyorum ben. Şimdi biz bahçeye havuç ekeceğim ben. Ispanak ekeceğim. Ispanak ekmedin mi sen? Ispanak bu ay da ekiliyor. Bu aylarda ekeceğiz işte. Şu arkaya eksene. Ekeceğim işte almadık daha tohumunu. Ya da pancarı sök de şuraya ek ya. Bence buraya ek gözün önünde olsun kapalı yerde. Değil mi baba? Yemeğini yaparız. Evet, su başlamış. Şu ellerin bir yıkanıyor. Pancar istemiyorlar. Evde çok diyor bu. Buraya şey diksin ya. Ispanak. Yine dursun böyle de babam pancar sobası ister. Kuzu kulağı. Kuzu kulağı cinsinden al. Hı-hı. Ispanağı. Şöyle ince bacak. Tamam barbeden alsana. Tamam kuzu kulağı ince bacak. Şöyle enli olandan. Paket işi veriyorlar zaten. 10 lira mı 15 lira mı ne? Kim ben tıngırıyorsa diyeyim ben. Böyle kahvaltı güzel olsaydım artık ya.
çocuklar yok, huzura da yok. Emre abla değil misin? Sürekli huzura yapıyorsunuz. Aklımıza geldikçe yapıyoruz. Bak Emre anne bak. Bugün bir tane sinek yok. Bugün bir tane sinek yok görüyor musun? Sizin şansınıza bak. Var da 1-2-3 tane yani. O gün ama neydi öyle ya? Ben bilmiyorum ya. O gün onları ben... Tarık diyor ki ben şaşırdım bugünkü sineğe diyor. O gün ben onları sineklere davet etmemiştim. Kendileri geldiler. Aynen. Ama utandım ya. Ama babam diyor ki sen niye utanıyorsun sinek yani bu diye. Doğanın içinde oturuyorsun anne. He ne bileyim. Bu kadar yoldan gelmişler yani memnun kalsınlar diye şey yaptım ama. Araba da bozuldu. Babam da gitti. Ben hemen bir daha gittim. Baba annem süper yapmış ya kuyruk yağ kremini. Hiç yağ donmuyor onu buzluğa koyun da. Niye donmuyor? Su donuyor. Demek ki yağ kalmamış onda. Çok su koydu. Yapamamış. Çok mu su koydu? Dibindeydi ya. Çok mu ince doğradınız? Çok ince. İnce doğramayacaksın. Şöyle parmak kalınlığında doğrayacaksın. Azıcık semaveri geri çek baba. Tepsiyi çekmeye kalk. Semaveri çek. Altıda başlıyormuş düğün. Ben keşke mi gidiyorum? Ya da böyle sizi bugün köy düğününe götüreceğim bu akşam. Ben köy düğününde keşke erkene çek. Bayanları da çekeyim. Evet. Bazıları istemez çekmeyi. İzin alman gerekiyor. Aa, anne sardunyan düştü. Kırıldı mı acaba? Ha bu kadarcık rüzgara. Karpuzuma bak şeyin altından masada. Hiç üzülmedin. Sardunyan düştü ya. Niye üzüleyim ya? Babam ölmüş. Aniden düştü. Yazık oldu. Babam ölmüş. Sardunyan niye üzüleyim? Tüh yazık oldu. Kırılmamıştır inşallah. Ha, neden düştün yavrum? Yuvarlandı takla attı. Ne düştü senin rüzgar? Neyse değiştireyim ben. Yuvarlandı takla attı. Ben bunun kapını buraya kadar değiştireceğim. Anne çoğaltsana bundan. Hı hı. Bak aha buradan çıkmış bak bak. Çoğaltacağım daha yeni büyüdük. Birkaç tane. Ben bunu bu kadar erken verdiydi. Ya, aynen. Dekor olarak koy. Buraya koysak da. Rüzgar bunu düşürecek o zaman. Büyük karpuzumuz bu. Küçük. Kestik dün de tatlıydı. Sen bu arasa kadar arasa göremiş bu karpuz. He, kestik de tatlıydı dün. Erbe üzeri demlenmedi mi? Şimdi demlendi. Demseler yav kaynadıkça. Sırsa yeter sırsa. Annem ikinci tabağı yiyecek neredeyse. Aha vallahi dolduruyor. Sen de çağırsaydın keşke. Kömür koydum ya. Kömür burada. Buradan açacağım. Gel. Beyaz civcivler nerede anne? Ha şey. Biri yazmış civcivler günden güne büyüyor. Minikken başladılar videoya girmeye. Teşekkür ederim izleyicilerimize. Bak bizi izliyorlar. Civcivlerimizi bile takip ediyorlar. Küçük, hadi yiyelim hadi başla. Evet. Nerede sen nereye vuruyor mu? Evet ben buraya İzleyenler, tutuyorum. İzlemeyenler Allah razı olsun. Hadi senin toba. Reşva gibi oturuyorsun baba. Bakalım nasıl. Bir tesbih yoksa. Aha ya. İyidir iyi. Ağır kokuyor babam annem de işler. Çok ağır kokuyor insan ya. Adam ahıra girip çıkıyor anne. Adam için demiyorum. Aa böyle bir gir çık hemen kokuyor insan. Bana çok tatlı kokuyor ya. Hı? Ağır kokusunu bulamıyorlar diye hoşuma baba. Hoşuma gidiyor benim. Arabalar, arabayla gel şey olsa da şey getir, baklava getirirdik ünlü oğlundan. Gerek yok. Babam seviyor ya sipariş veriyor arada. Hani hiç tuz koymamışız daha.
Baba sen tuz yememen gerekiyor ama zaten. Yani. Koyduk. Damak tadı olacak ya. Allah. Seni ben doktora götüreyim de sen görsün damak tadını. Sana tuz yasak, kolesterolün var. Bize değil ki. Kalp var. Niye domates dikiyorsun diye. Bak sürekli domates tuzlu bir evde gizli gizli. Domates niye dikilir? Dikilmeden olur mu ya yazı? Ha. Araya bak araya. Bir git ya. Elime kondu. Sen elin kolunu sallama. Sabit dur. Bu sene yani arılar ve sinekler yüzünden bahçede oturmakta zorluk çekiyor. Şapkayı kafama koyayım ya. Bak üstte gezen çiçeğin dibine geldik anne. Aha bak parmağıma kondu anne. Çiçekten daha alakası var. Ya da orada sinekler acaba getir orada bir sıkayım çiçeğin yanına yürü. Burada kokudan durulur mu o zaman? Gider ya koku öbür tarafa. Olsun. Ama hiç çekemeden geliyor parmağıma konuyor. Utanması da yok bu arıların. Hani salatalık turşusu yok mu? Ben gidince...